ekranlarından bizleri izleyen herkese selamlar, saygılar efendim. Top dolu bir programla yine karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nefes nefeseyim şu an. Neden diyeceksiniz? İnanılmaz bir rüzgar var. Dağın başındayız şu anda. Evet, haydi gidelim, haydi dedik. Yollara düştük. Kar, yağmur demeden köyleri gezmeye devam ediyoruz. Evet, Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı olan Yazlık Köyü'ne geldik. Yani diğer eski adıyla Livera Köyü. Bugün bu güzelim köyü ziyaret edeceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Haydi gidelim, haydi başlasın. Erdoğan kalbim ne güzel ol. Şimdi yalvar da yalvar tatmıyım. Öyle Erdoğan kalbim ne güzel ol. Şimdi yalvar da yalvar tatmıyım. Ben sevdim sana söyleyemedim. Oy canım gizli gizli severim. Efendim şimdi Şükrü Kurt'un yani Şükrü amcamızın evindeyiz. Yazlık köyünde, Livera köyünde. Buraya geldik sabahın erken saatleri. Güzel bir kahvaltı yapalım dedik önce. Sağ olsunlar. Bizleri de misafir ettiler. Şimdi burada neler var diyeceğiz. Köye has peynir herhalde değil mi bu? Evet. Bu köyün has peyniri. Adı nedir bunun yine? Telli peynir. Telli peynir. Burada balımız var. Ve şurayı da gösterelim. Kaymak. Kaymağımız var. Tereyağıya benzettim ben onu. Yok, kaymak o. Kaymak değil mi abi? Onu yoğurup da tereyağı yapılıyor. Ha, tamam. Efendim, şimdi orada kuymağımız da yapılıyor. Şimdi biz bir kahvaltı yapacağız. Ardından Livera, yani Yazlık Köyü'ndeki gezimiz hızla başlayacak. Hadi bakalım. Çirkemi yan yana oy oy kullanabilir misin ey ey kullanabilir misin ey ey sevdiğim bizim eve oy oy dolanabilir misin ey ey dolanabilir misin ey ey mataramiz bendamdan oy oy yandan salınır beden ey ey gelal sevdam yok idi oy oy şimdi sardı her yandan ey ey mataramiz bendamdan oy oy yandan salınır beden ey ey gelal sevdam yok idi oy oy şimdi sardı her yandan ey ey. Sevgili seyirciler, Livera köyündeyiz. İnanılmaz bir rüzgar var. Görüyorsunuz bu ağaç yeni devrildi. Yani sadece bu değil, Livera'da birçok ağaç devrildi. Şu ana kadar bir 7-8 tane ağaç gördük herhalde devrilen. Şimdi yalnız kameraman arkadaşımız Erol da dikkatli olmamızı istiyor. Gördüğünüz gibi yukarıdaki ağaç da kökünden şu anda bayağı bir eğilmiş. Neredeyse devrilmek üzere. Tabii biraz dikkat etmemiz lazım bizim de. Burada fazla durmayacağız. Şöyle ben de geleyim. Eyvah eyvah. Kök gitmiş. Bakın gördüğünüz gibi. Sallanıyor da şu anda. Çok tehlikeli. Birazdan bu ağaç herhalde bu rüzgar bu hızla bu sertlikle devam ederse çöker. Şimdi efendim bizler Şükrü amcanın evindeyiz. Yani Yazlık Köyü'ndeyiz. Eski adıyla Livera demiştik sizlere de. Değil mi Şükrü amca? Livera Köyü evet. Livera Köyü. Şimdi şunu soracağım. Vahide teyze. Efendim. Siz eşisiniz. Evet. Aynı zamanda. Önceden İstanbul'da mıydınız? Evet. İstanbul'da. İstanbul'daydınız. Ve buraya geldin. 6 yıldır buradasın. Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? Köyde baştan olma. Çok zorluk çektim. Çünkü 46 senemi orada geçirdim. İstanbul'da geçirdim.
Şimdi alıştım artık köy işine, her şeye alıştım. Ben bura kızıyım aslında ama 14 yaşında gittim ben buradan. Tabii orada büyüdün o zaman, öyle tabii, diyelim tabii, İstanbul'larda. Tabii. Onun için yani ömrümün çoğu orada geçti. Kaç yaşında evlendin sen? 14 yaşında evlendim. 14 yaşında gelin oldun. Evet. Sen kaç yaşındaydın abi o zaman? Ben 22 yaşındaydım. 22 yaşındaydın. Evet. Nasıl oldu bu iş peki? Vallahi istedik, onlar da verdiler. Biz de anlam demedik. Kısmet meselesi de. Hani biz onlar da verdiler. Biz nasıl tanıştınız mı önceden? Hayır, 8 ay nikahlı nişanlı durdu. Hiç tanımıyorum. Görücü usulü gelmişti. Tabii. Sen de hemen tamam dedin. Büyüklerimiz tamam dedikten sonra sen bir şey diyemezsin. Öyleydi. Ya gerçekten öyle mi oldu evet. Yoksa? Yok, gerçekten öyle. Şükran, sen yakışıklı bir adamdın zaten hani gördüğüm kadarıyla ama da. Aynı öyle oldu ama şimdi öyleydi yani. O zaman öyle icap etti. Yani öyle oldu. Öyle oldu. Değil mi? Yakışıklı mıydı peki? Evet. Baba yiğit bir adamdı değil mi? Hala da öyle de gerçi. Allah'a şükür. Değil mi? İyiyim Allah'a şükür. Maşallah sana ya. İşte büyüklerimiz okey dedikten sonra sen bir şey diyemezsin artık. Yani sen Şükrü ile evleneceksin dedikten sonra tabii. Sana daha laf düşmüyor hayır, o zaman. Hayır, seni konuşturmaz kimse. Öyleydi o zaman, şimdi öyle değil. Şimdi nasıl peki? Şimdi herkes görüyor, konuşuyor, seviyor. Güzel, çok güzel şimdi. O zaman öyle değildi, o zaman çok değişikti her şey. Onun için biz öyle evlendik yani 8 ay hem nikahlı hem nişanlı durdum. Hiç tanımıyordum. Hiç tanımıyordum. Hiç tanımıyordum, o da beni tanımıyordu, ben de onu tanımıyordum. Ya Şükrü amca şimdi sen istemesen öyle gidip istettirmezdin şimdi. O da beni tanımıyor diye ama. Şimdi tamam tabii aynı tanımıyorduk da. Şimdi şu var. İlk gördüğüm zaman şayet beğenmemiş olsaydım zaten anında atacaktım. Kabine bunu yapmıştı, yer yapmıştım. Ben buraya geldim. Nişanlı, 8 ay nişanlı kaldım İstanbul'da. Ondan sonra geldim buraya. Öyle nişanlımız, göreceğiz nişanlımızı. Bunlar da fındık topluyorlardı burada, bizim bir arkadaşın orada. Fındık bahçesine gittim, gördüm kendisini. O ara bunu görmek için bunun yengesi vardı orada, beraber topluyorlar fındık. O bana şeylik yapıyor. Geldi, gel dedi, kız burada dedi. Ben değilim. Onu ben şimdi gördüm Allah için, yengesini. Çok çirkin geldi bana. Yani neredeyse hazırlamışım, yüzüğü atacağım sana, senin git, ben istemiyorum diyecektim. Dur, şimdi bir saniye, yani ne diyor Şükrü amca? O işte kafasında ben görmediği için beni, başkasını gördü zannetmiş ki benim. Ona benziyordur belki. Hayır, tanımıyor zaten. Tanımıyor zaten, o kadını görünce. Ondan daha güzel de yengemi beğenmiyor. Yok, beni değil, benim yengemi gördü. Benim yengemi gördü. Onu da sen zannediyorsun. Hemen yüzüğü çıkarıp atacakmış. Sonra oradan yengem demiş ki ben değilim demiş. Şimdi dur, oraya geçeyim hemen. Tamam. Devamını getir amca. Neyse oradan geldi, ben değilim dedi. Vahide burada. Nerede Vahide dedim. İşte geliyor, bir dakika bekledi, geliyor. İyi, geldi. Vahide geldi şimdi. Geldi ama ben şimdi bunu gördüm. Allah için yani o kadar güzel geldi bana ki. Yani Allah'ın yapacağı iş tabii. O kadar güzel geldi bana. Yani sanki dünyada bundan başka kız yok. Allah, o kadar güzel geldi. Sevdalık başladı diyorsun. Ondan o an hemencek bunu tuttum, sarıldım gibi. Aldım tabii. Sarıldım. Ondan sonra bu durdur, görecekler beni itiyor o yana. Ondan sonra öyle olay bu. Ondan sonra tabii ki bu kaynanamın duydu kaynanam bunu. Odundan beri beni bekliyor. Sen nasıl kızını gidip görürsün fındıklıkta diye. Nasıl gidip görürsün? Odun da bekliyor. Odundan bekliyor fındık odunu. Annem de tesadüf orada. Bu sefer dedi ki nasıl sen mi gittin gördün? Nasıl gidersin sen dedi kızımın yanına dedi. Dedim ki bak dedim. Anne dedim. Ben dedim 8 ay nişanlıyım dedim. 8 aydan beri de nikahlıyım dedim. Hem nikahlıyım hem nişanlı. Nikahımız da kıymış. Nikahımız da kıymış. Ondan sonra bak dedim ben 8 aydan beri görmedim. 8 nikahlıyım. Kızma benim, ben dedim şu anda onu alıp giderim dedim buradan, gözünün önünde alıp giderim, bana bir şey diyemezsin dedim. Ondan sen dedi ben öyle miyim, ben de kaçtım tabii ki oradan. Vuracaktı da ya. Kaçtım tabii, onu dedim kaçtım tabii, böyle şey yapmasın. Olay bu, böyle hayatımız geçti yani. Tamam, şimdi görmüş seni, hani görür görmez diyor zaten, diyor aklım gitti. Hani ben onu anladım, bayağı böyle bir sevdalanmış artık. Gözü de senden başkasını görmez olmuş seni gördükten sonra. Evet.
Dedi ki böyle sarılmaya kalktım, o da bana dur mur dedi diyor. İttim hani. İttin mi? Evet. Ama tabii ki annem gözlüyor bizi annem. Annem izliyor bizi, yüksek karşıda da bizim evimiz. Tamam. Biz de bu taraftaydık. O da takip ediyor sizi. Tabii. Dediler ona haber gitti, enişten geldi diye. Bu şimdi gider kızın yanına diye. He. O değne gelin. Başladı gözetlemeye. Gözetledi değneğini, aldı elini. Biz de oradan eve gittik. Tabii gidince bunu gebertecekti. Vurdu mu peki? Vurabildi mi? Vuramadı değil ha, mi? Bu kaçtı. Ama demiş hani benim nikahlı eşim şu anda demiş yani. Evet. Ben nişanlıyım da demiş. Hem nikahım da var. Evet. Anne babası acele etti ki hemen nikah etsin ki yoksa cayarlar. Vermezler kızı sonra. Ya hayırlı iş biraz hızlı olması lazım değil mi bu tür konularda? Rahmetli kaynatam hemen acil yapardı her şeyi. Hani nişan yapıldıktan sonra bir 5 ay içinde aslında 3 ay içinde bir... Yok öyle bir şey yok bizde. Hemencek nikahımız oldu. Hemen nikahımız babam aldı nüfus kağıtlarımızı. Hemen bir hafta içerisinde... Bekletmedi. Bir hafta içerisinde nikahımızdan nişan bir hafta içerisinde oldu. Nikahlarımız 8 ay... Hemen halledildi yani. Hep 8 ay bekledim. 8 ay sonra geldim ben. Aldım gittim. Ama alıp gitmem de enteresan oldu yani. O ayrı bir olay. Nasıl oldu? Şimdi aldım gitti mi? Şimdi... Şimdi anlatıyoruz. Anlatalım bari bu duysun. Bütün bir... Anlat. Bu sefer oradan... Geldikten sonra babam dedi ki... Dedim babama ki... Baba dedim ben bir hafta benim iznim var dedim. Ben bir hafta sonra gideceğim. Bir hafta içerisinde bu... Evleneceksek evlenelim bir hafta içerisinde. Bu gitti dedi benim kaynatamam ki. Bak Polat Aga dedi bu dedi bir hafta size uşak geldi. Bir hafta içerisinde kızı alıp gitmek istiyor. Ne diyorsun? Dedi olmaz dedi. Bunun annesi tamamen karşı gelip bozacak işin neredeyse. Annesi. Tamamen yok dedi. Ondan sonra dedim ki bunu eşyası yapılacak. Ne yapacak? Ben dedim baba dedim. Benim dedim eşyam meşyam hepsi yapılmış dedim. Eşyam meşyam hiçbir şey istemiyorum dedim. Benim dedim tencerede pişireceğim kapağında yiyeceğim dedim. Aynısını gidip anlat kaynatama dedim. Tencere bir şeyim kapağında yiyeceğim. Kabul ederse versin, kabul etmezse ben yarın gidiyorum kızı orada alıp geleceğim dedim. Kaynatama bunu söyle ama baba dedim. Babam geldi aynı vaziyette kaynatama anlattı bunu. Kaynatam dedi ki lan molla dedi. Bu uşak dedi, erkek uşak dedi. Tamam dedi. Ne yazık nasıl istersen istersen al git dedi. Tamam dedi. Ben buna verdim kızı. Ne yaparsın Allah yapsın. Allah Allah. Ertesi gün bu babam hemencek bu köyde ilk defa hiç... Şey, mevlüt olmamıştı. İlk defa mevlütten beraber evlenen benim bu köyde. Başka kimse mevlüt evlenmiş. Hemencek babam ertesi günü Cuma'ydı zaten. Cuma günü mevlüt yaptı. Hemencek aldık mevlütten, Cuma'dan çıktık. Çıktıktan sonra Cuma'dan hemencek evimizde işte pilav pişirdi. Mevlüt yaptılar. Ondan sonra kız aldı geldi babam. Ben de evde bekliyorum harmanda. Geldikten sonra neyse o kadar yani. Ondan sonra evlendik. Hakikaten bir hafta içerisinde ben İstanbul'a döndüm. Döndüm İstanbul'a ama İstanbul'da hakikaten her şey yapmış. Kaynatam da bize beraber geldi. Her şey yapıldı diyorlar ya. Halbuki benim evimde hiçbir şey yok. Ne evim tutulmuş ne bir şey yapmış hiçbir şey yok. Yani hiç ne yatağım var ne yorganım var. Hiçbir şey yok. Yani. Abisinin evini bize gösterdiler. Ablama abisinin evini gösterdiler. Bu ev onundur diye. Seni almadan önce. Evet. Evet. İşte bu ev... Kandırdılar. Evet. Benim ablam da sağ olsun birazcık saf idi. Telefon etti anneme. O zaman telefon yok. Mektup yazdı ki her şeyi var. Evinde yok yok. Altta fabrika, üstü ev. Öyle şey halbuki öyle bir şey demedik ona. Hayır. Odun o öyle mi? Anladı. Melyatım güzel köyüm, melyatım güzel köyüm. Biraz dolaşık yolun, biraz dolaşık yolun. Pantulika'da meşhur, Pantulika'da meşhur. Allah'ın itari suyun, Allah'ın itari suyun. Oy 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 oy, Allah'ın itari suyun. Oy 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 oy, Allah'ın itari suyun. Mustafa abi. Evet. Sabahtan beri bir sürü ağaç gördük kırılmış bizim. Evet. Bu da senin ağacın mı? Bu amcamın ağacı. Benim aşağıda yolun üzerinde kestim, gölü açtım. Rüzgara dayanamamış bu da kırıldı. Evet, evet. Çok büyük afet. Kaç tane ağaç kırıldı burada şimdiye kadar ya?
Bizim bu arada aşağı yukarı 5-6 tane kırıldı. Yukarıları da var, her yerde var. Aynı o şekilde, yukarıda da var. Evet, var. Buradan bayağı böyle ağaç topladık. Tabii tabii tabii. Bayağı var. Şimdi ne yapıyorsunuz burada? Şimdi bu amcamın odunluğun üzerine rüzgar attı, onu kapatıyoruz. Taşıyorsun mu? He. Rüzgar attı burayı. He, saçlar. Saçlar üzerine katladı. Aa. Evet. Bakalım oraya. He, bakalım buyur. Hadi buyurun. Gel. Oy 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 tükenme saya saya. Bu çatı ne zaman uçtu? Sabah mı? Sabahleyin sabah. Saat 10'dan sonra rüzgar çıktı. Saat 10'dan sonra başladı. Sabah 10'dan sonra evet. Komple mi kaldırdı burayı? Komple kaldırdı işte. Yarısını kaldırdı. Ama sol taraf yattı bayağı. Evet evet. Şimdi köyümüzün imamı mı çalışıyor burada? İmam. Köyün imamı bu işlerle imam uğraşıyor. Kaç tane çatı yaptı sabahtan beri? Herhalde bu ikinci. İkinci mi? Evet. Hocam işin zor valla. Nasıl? İşin zor, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Valla kolay gelsin sana. Öbür tarafta gittiniz, orada çatı var. Orayı da yapacak daha. Daha işi çok. Çok çok işi çok imamın. Valla biz sizi tutmayalım o zaman. Kolay gelsin hepinize. Sağ olun. Efendim, şimdi Livera köyünün diğer tarafına geldik. Burada bir ev ziyareti gerçekleştiriyoruz. Nuray abla var burada. Nuray abla bizler için güzel bir hazırlık yapmış. Köy yemekleri, köy çeşitleri. Nasılsın? İyiyim, çok şükür. Sizler nasıl? Vallahi biz yorulduk. Niye diyeceksin? Çok rüzgar var. Herhalde. Çok büyük çok... rüzgar var. Aşırı derecede. Biz geldik, rüzgarımız da geldik. Öyle diyeyim daha doğrusu. Yani şimdi karı getireceğiz. Karı getireceğiz herhalde. Artık yağması lazım ama kar artık gecikti. Herhalde. Ama rüzgar, böyle çok rüzgar olmasaydı iyi olurdu. Baksana saçımın haline. Berbat karıştı. Halde. Karıştım. Ben dışarı çıkamıyorum, senin saçın öyle. Ya işte. Hiç çıkamadın değil mi sabahtan beri dışarı? Yok, çıkamıyorum dışarı. Su yok, bir şey yok. Bugün su da mı akmıyor şimdi? Sular da akmıyor ya. Ama şimdi dışarı da çıkılmaz ki ya. Çok tehlikeli. Biz gelirken bayağı yollar böyle bir ağaçlar yani vesaire. Evler uçtu. Aynen öyle. Şimdi gel böyle bir oturalım seninle istersen. Şunları bize bir anlat. Buyurun masaya. Hadi bismillah. Efendim şimdi Nuray ablanın evindeyiz. Burada döktürmüş bir şeyler çok yapmış. Canım. Yok, bir şey yapmadım çünkü bugün... Hayır, o manada değil. Ha. Normalde zaten çeşit yaparsın sen. Herhalde. Onu biliyorum ama sen köyün özü neyse onu yansıtmışsın. Normal gibi halini koydum şu an masaya. Normal halini. Evet. Ya şimdi aklımızı da aldın, onu da söyleyeyim. Ya afiyet olsun. Şu doğal kaymağı biz nerede bulacağız ki yiyeceğiz? Kaldı gerçekten doğal. Fasulye turşusu. Yani hakiki telli peynir. Evet. Değil mi? Bu ne turşusu? Pancar turşusu. Pancar turşusu. Vay be. Bir de mısır ekmeği yapmışsın. Evet. Bu mısır ekmeğinin üzerindeki şey nedir? Lahana yaprağının altına koydum. Yapışmaması için. Yapışmaması için. Evet, lezzet koku veriyor. Öyle mi? Hı-hı. Bu lahana yaprağı da yenilir. Tabii herhalde. Canım, lahana yaprağı. Normal kara lahana. Şimdi, şu telli peynir olayı nedir? Nasıl yapılır? Bilir misin sen bunu? Kendim yapıyorum. Nasıl yapıyorsun abla bunu? Normal aynı peynir mayalıyorsun, telliyorsun. İşte çökelik yapıyorsun, onunla karıştırıyorsun, pastırıyorsun tuzla beraber. Gömüyorsun onu toprağa. Toprağa gömüyorsun. Evet. Hava almayacak derecede. Şimdi bak, şöyle diyeyim. Şimdi bak, evde yapılmak istense yapılır mı? Yapılır. Yani elimizde süt olması yeterli mi mesela? Süt, peynir mayası. Süt ve peynir mayası. Evet. Tamam, bir de şöyle bakayım detaylı bir şekilde. Önce sütü aldık, sütü mayası. Sütü makineye vuruyorum. Heh. Kaymağını çıkartıyorum. İstersen yağlı yapabilirsin. O senin elinde olan bir şey. May alıyorum, peynir ekşiyor. Ekşidikçe delliyorum onu. Delledikçe çökelik yaptım, karıştırıyorum, tuzluyorum, pasıyorum. Sonrasında toprak işlemi var. Toprağı. Suyunu çıkartıyorum, yani suyu çıkıyor. Ağzını aşağı çeviriyorum, suyu çıkıyor.
Ondan sonra toprağa gömüyorum. Kaç gün kalacak toprakta bu? Ya istediğin kadar kalır. Mesela lezzetli olması için bir günü yani, vardır herhalde. Yani 2 ay, 3 ay kalsa daha güzel olur. 2 ay, 3 ay mı? Tabii. Bir sene de kalıyor. Allah Allah. Elbette. Ne gibi bir tat verir ki toprak buna? Gerçi bütün lezzetler topraktan gelme. Yani. Öyle ya. Her şey topraktan oluşuyor. Tabii Allah'ın izniyle. Şimdi bu telli peynir tamam. Bunu kuymakta da kullanıyorsun. Normalde bir de çarşı telli peynirleri var. Tabii onu da yapıyorum. Değil mi? Hı hı. Ama bu tabii bunun tadı daha başka. Herhalde. Doğal olduğu için. Ona çögelik katmadan telli peynir oluyor. Sade telli. Kuymak sade yapıyorsun telli onda. Şimdi bizim tabii alışık olduğumuz bir şey daha var. Burada ne var? Fasulye turşumuz var. Şimdi köye geldiğimiz zaman yani bulabileceğimiz her şey burada. Yani nedir o? Kaymağımız, telli peynirimiz, turşumuz, pancar turşusu, evet, değil mi? Mısırımız, bir de çay. Bu kahvaltıda olur, öğle yemeğiydi, değil mi? Yani istediğin şekilde. Aceleden yemek. Yani aceleden. Acelede. Ya ben aceleden yemem bunları. Yavaş yavaş yerim. Bunu söyleyeyim. Tadına ala ala. Çünkü her zaman. Yani acele. Bunu anide o sofraya bulamaz koymak için. Eskiden. Tabii sen köyde doğdun. Hayır. Köyde. Trabzon'da doğdum. Ha. Köye sonradan gittim. Ama ben böyle şeyleri bilmiyordum. Ben folklordaydım. Folklor mu? Evet. Oyun. Evet. Hadi canım. Yani, eskilerden yani sen. Halk eğitimde. He. Oradan. Ne bileyim işte. Folklor öğretmeni miydin? Evet. Evlendikçe köye. Alıştım, yaptım. Sen bunları sonradan bilmiyordum. Bilmiyordum, evet evet. Hepsini sonradan öğrendim. Karadeniz olarak bilmiyordum. Çocuk işte, gençlik. Ne bilirsin ki? Ama sonradan öğrendin. Tabii yani. Sevmiştin sen de bunları. Beğendim, sevdim, yaptım. Öğrendim ve yapmaya yani, başladım. Yani. Peki, şimdi biz de bir tadına bakalım o zaman. Buyurun. Tamam. Buyurun, hadi bismillah. Doldurayım. Çayımızı da içelim. Hadi size afiyet olsun. Bismillah diyoruz, hadi bakalım. Taş üstünde oturdum. Gözlerim iki bulut, yüreğimi doldurdum. Gözlerim iki bulut, yüreğimi... Efendim, rüzgarın eşliğinde burada Süleyman abi var. Onunla sohbet edeceğiz. Bu Livyara ismi nereden geliyor? Ve burada buranın aynı zamanda bir özelliği daha var. Bir festival düzenleniyor. Evet, Kalandır. Öncelikle, tamam, Kalandır'a sonra gelelim. Livyara nedir? Anlamı nedir ve nereden gelir? Süleyman abi. Livyara buranın yerli halklarının lisanında Livyara'dan daha önce buranın ismi Dubara'ydı. Dubara. Ondan öncesi mi? O Dubara'nın halk arasında gelişmesiyle beraber Livyara'ya dönüştü. Livyara da buranın yerel halklarının yani bundan yazılı tarihinin 2400 sene öncesine giden yazılı tarihinin bize verdiğine göre böyle yazlık, üstü açık bir yer anlamına geliyor. Anlamı o. Böyle yaşanılacak yer anlamında. Rumca bir kelime. Değil mi? Değil, kesinlikle değil. Buranın kendi yerli halkıdır bu lisan. Allah Allah. Tabii. Yani Rumca ile kesinlikle yakından uzaktan bir alakası yok. Sonra 1963'lerde işte Cumhuriyet'ten sonra Türkiye çapında yapılan yer isim değiştirmelerinde bizim burası da 1963'te Livyara ismi yazlık köyüne dönüştürüldü. Yazlığa dönüştü. Bu devletin bir genel politikası sonucuydu. Aha. Eski isimler değişti. O arada işte 1963'lerde de bizim yazlık köyü oldu. Livyara yazlık köyü oldu. Anladım. Şimdi Kalandar'a geleceğiz. Kalandar ne demek? Onu da Süleyman abi'den dinleyeceğiz. Çünkü bu konuya oldukça hakim. Sonuçta evet. Livyara köyündensiniz. Tabii. Nedir Kalandar? Kalandar eski takvimde birinci ay. Yani Ocak ayının o zamanki adı Kalandar'dır. Birinci aydır. Birinci ayının birinde yani ocağın 13'ünde biz
yılbaşı olarak burada kutlarız bu köyde. Şenlikler yaparız. Evet. Çeşitli kılıklara gireriz. Neler yapılıyor mesela kalanlar şenlikleri? Mesela ne yapılır? Köyün gençleri toplanır. Kızlı erkekli. Genellikle kızlar erkek kıyafetine bürünürler. Erkekler kız kıyafetine bürünürler. İşte bir gelin olur, damat, efendim imam, doktor, kemenceci, bir ihtiyar kadın, bir ihtiyar kocaman deriz, dede. Yani takımı değil mi? Tabii bir 6-7 kişilik bir takım kurulur. Bu köyün gençlerinden kurulur bunlar. İşte evleri dolaşırız. O kalanlar gecesinin birinde yani ocağın 13'ünde evleri dolaşırlar. Her gittikleri yerde bir tiyatro oynarlar. Aslında sokak tiyatrosu diyebileceğimiz bir tiyatro oynarlar. Bir sanat icra ediyorlar. Tabii yani gelirler, çeşitli oyunlar oynarlar. Mesela gelin damadın nikahını hoca kıyar. Bu arada efendim gelin şey yapar, heyecanlanır, bayılır. Efendim o arada doktor devreye girer, gelin ayıtmaya çalışır. İşte bu koca karı bu sefer mızlanmaya başlar, mızlıklanmaya başlar. Hemen bir böyle bir karışıklık olur ortaya. Birisi gelini kaçırmaya çalışır. Derken hemen kemençeci devreye girer. Bu sefer herkes her şeyi bırakır. Hemen horon başlar. Güzel yani bir horon. Yani bir hikaye var aslında tabii, orada. Tabii tabii aynen. Anladığım kadarıyla. O anda doğaçlama. Mesela oyunlardan yani, biri budur. Ayın kaçında oluyor bu? 13'ünde ocağın. Ocağın 13'ünde? Evet. Yani hangi güne denk geliyor ocağın 13'ü? Salı günü. Salı gününü çarşamba gününe bağlayan geceye gelir. Efendim. Şimdi. Trabzon'un Maçka ilçesinin hemen 5 kilometre yukarısında Livera köyü, ocağın 13'ünde burada Kalanlar Festivali var. Evet, var. Buraya gelebilirsiniz. Bu festivale siz de şahitlik edebilirsiniz ve evet, çok da eğlenirsiniz. Evet. Yani Süleyman abinin anlattıklarına bakılırsa çok eğlenceli bir tabii, gün sizi tabii bekliyor yani baktığımız tabii, kadarıyla. Herkesi bekleriz. Gelin, görün, çok değişik bir şey göreceksiniz. Yani farklı bir şey. Evet. Bunu bir şey daha sorayım, bu ayrıntıya da gireyim. Neden özellikle akşamları yapılıyor peki? Gündüz değil, neden akşam abi? Ya bu neden akşam? Genellikle insanlar bu şeye girerken, çeşitli kılıklara girerken tanınmamak kaydı da vardır. Yüzlerini boyarlar, çeşitli kıyafetlere girerler. O akşam olması biraz da bunun içindir belki de. Ha, daha iyi olur. Ya, daha da iyi olur. Zaten bu evlere dolaştıktan sonra evde insanlara yiyecekler verirler. Onları alınır, gidilir en sonunda işte bir köy kahvesi veyahut da bir başkasının evinde otururlar. Bu yani topladıkları her şey tabii sabaha kadar devam eder. Denize dalamadım da ben buna dalamadım. Denize dalamadım da ben buna dalamadım. O sendeki sevdalı kimse de bulamadım. Sevgili seyirciler, şu anda Erol Sarıtaş'ın evindeyiz. Erol Bey kimdir? Livera'nın yani yazlık köyünün muhtarıdır. Öyle midir? Evet. Ya muhtarım, sabahtan beri telefonlarım susmadı. Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Sağ ol. Allah razı olsun. Bize gurur verdiniz. Bizim için de aynı. Biz de gururlandık. Teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyiz. Şimdi Allah-u Teala'nın verdiği bir afetten dolayı bu ortamı da gördük. Ama buna da çok şükür. Ya diyorum ki acaba biz geldik diye mi? Yok canım. Değil mi? Öyle, bir şey. Öyle bir şey yok ya. Bu bir şey. Bunun da güzelliği bu ama. Ya ben böyle... Korkunç ama güzelliği bu. Bu bize bir ibrettir gerçekten. Evet. İnanılmaz çünkü bir yani böyle bir şey var. Olmaz. Yine tekrar hoş geldiniz. Korkma. Orada vurur şeyler atar. Efendim hem korkarak şey yapıyoruz. Röportaj yapıyoruz. Sohbet ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Yani dışarıyı da inanılmaz yani acayip bir rüzgar var. Ağaçlar vesaire bayağı kırılacak gibi kaldı ki çok kırılan ağaç oldu. Var var. Bayağı kırılan bir ağaç. Hayır şimdi öyle bir şey ki gördük gelirken elektrik telleri yerde. Ya evet ya. Belki de bizim bu trafo patlak ona bakacağız giderken. Aman cana bir şey olmasın. Yani ne çok olsun. Şükür. Dedik ya buna da çok ağaç şükür. Ağaç kırılır vesaire o bulur ama cana bir şey gelmez. Evet. Aman evet. Aman, evet şey doğru. Gelmez. Sabahtan beri senin telefonun susmadı. Evet. Kolay değil işin. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Teşekkür böyle ederim. Böyle durumlarda da zaten sabahtan beri biz de zaten şahit olduk ekibimizle beraber. Hı-hı. Telefonun hiç durmuyor. Şöyle oldu böyle oldu. Allah kolaylık versin. Şimdi zor. Kolay değil. Teşekkür ediyorum. Afet bir taraf adam
arıyoruz. İşte gördüm Nuray Hanım'ın suyu yakmıyor. Ali Bey'in suyu yakmıyor. Evet ya. İşte yani bunlarla uğraşırken bir de onlarla lojmanın. Onlar da yapılır inşallah. İnşallah, tamam. İnşallah. Kimse inşallah. Mağdur olmaz. Dedi geçen adam gelmez. Burada kim var? Şöyle bir döneyim. Dön. İsim. Sabriye Sarı. Biz aşağıda da ilk sabah aşağıda da beraberdik. Orada bir kahvaltı yaptık. Elinize sağlık. Afiyet şimdiden. Olsun. Çok güzel bir sofraydı. Afiyet güzel olsun. Bir Halis İbrahim sofrasında güzel bir kahvaltı yaptık. Allah razı olsun. Tekrar. Hepimizde. İsim neydi? Sabriye. Sabriye. Niye aklım gidip gidip geliyor biliyor musun? Unutuyorum. Şimdi dışarı çıkıyoruz, rüzgar yiyor. Aynen. Bir daha içeri sıcağı. Bir daha dışarı, bir daha içeri. Yani Erol'la benim metabolizmam şu anda alt üst durumda. Doğru. Öyle öyle mi Erol? Şu Erol. Öyle mi? Hmm. Şimdi bunu genellikle her zaman soruyorum. Çünkü hani bu tür sohbetler benim çok hoşuma gider. Şöyle eskilere deşmek. Eskilere gitmek. Vesaire. Kaç yaşında evlendin? 21. 21. Evet. Nasıl tanıştınız peki siz? Akrabalık var mı? Yok yok. Yok. Yok yok akrabalık yok. Nasıl tanıştınız peki? Bir köydeyiz zaten. İkiniz de aynı köydeyiz. Mahallemiz ayrı. Evet aynı köyde. Tanışma nasıl oldu peki? Hani birbirinizi görme. Yoldayız de. Yoldayız de. Evet. Gördük tanıştık. Görücü usulü mü istettin sen de? Yok yok. Yok. Amcam gibi. Yok yok. Biz severek evlendik. Severek evlendiniz. Evet severek evlendik. Şöyle. Bunun en büyük abisi benim arkadaşım. Genelde onlara giderdim küçükken. İşte oyun oynardık. Önceden çeldik oyunu vardı. Çeldik. Çeldik hani teynek yapardık küçük çeldik vururduk. Tamam. Bir de şimdi şey vardı. Fadik vardı yani misketten. Fadik evet. Onları oynardık. Tahta arabası vardı. Top oynardık. O karşıda yani evi yangın olduğu yerde oradaki alanımız top sahamız orası. Ha. Bunların mahallesi orası. Yaylamız aynı. Yaylamız böyle yakın. Yayla evlerimiz. O da yakın. Tabii. Rahmetli babam çok istedi. Ha. Gelinim olsun diye. Babam ormancıydı. Şimdi ağaç keserdi. İstisal yapardılar orman işletmeye. Ha. Şimdi babam ağacı yıkar yıkmaz bu hemen bindirirdi ağaca ki ben dallarını alayım. Bak sen. Evet. Sen daha ne gelinmişsin be. Evet. Ya şimdi, o, şey dedin ya lafını kestim. Ha, buyur. Dilerim. Estağfurullah. Tatlı arabalar. Hı hı. Kopçuk miydi? Fadik. Aldı mı abi onlar? Yok. Bitti değil mi? Vallahi bitti. Niye bitti abi onlar? Ne bileyim ya vallahi bitti. Yani çocuklara aşılıyoruz. Yapıyorlar da bu Laz şey mi ne yapıyorlardı? Laz board değil ya. Yarış yapıyorlar ya tahta arabalarla. Rize'de yapılıyor herhalde o. O Rize'de çok yaygın. He. Ama o da festival tadında oluyor. He festival tadında. Hani evet. Yapıldı bitti. Bitti. Yine kullanılanlar vardır ama. Artık eskisi gibi yaygın değil köyde. Değil. Ben de yapmıştım zamanında tahtadan. Hmm. Araba yapmıştım. Bayağı da sürüyordum yani. Çok kaza yapmıştık ama üstüne 3 kişi biniyorduk çünkü. Daha kalmadı abi be. Şimdi, misket evet. Oynardık o da kalmadı. Hep bitti. Niye bitti ama ya? Niye kaybettik ki bunu? Vallahi ben herhalde şuna bağlayacağım. Oğuzcuğum şu televizyonlar, internetler, bilgisayarlar. Artık teknoloji mi diyeyim ne diyeyim ben siz daha iyi bilirsiniz. Acaba teknoloji bağımlılığından dolayı yani valla olabilir. Şimdi bak benim ikiye giden bir çocuğum var. Telefonumu ben açamıyorum. O açıp getiriyor bana misal. Öyle bir oluyoruz yani. Ya ikiye gidiyor bu ya. Şimdi bizim Mustafa Hoca'nın hanımı rahatsız olmasa oraya da götürecektim sizi de. O aynı şu kelimeyi kullandı. Şimdi doğan çocuklar üniversiteyi bitirip doğuyor. Efendim, Livera köyündeki gezimiz hızla devam ederken bir teyzemizin evine geldik. Misafir olduk. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Anacığım, sağ ol, Allah razı olsun. Başka... İsim nedir? Benim ismim iki tanedir ama bir tanesini söyleyeyim, Hanife. Hanife? Evet, evet. Öbürü ne? Kadriye. Hanife, Kadriye, Çakır. Evet. Soy isim Çakır. Evet, evet. Nasılsın? İyiyim oğlum, iyi işte ha böyle gördüğün gibi çok iyiyim. Beni güleceksiniz beni konuşturma. Ya, olur mu öyle şey bak siz benim oğullarımdan da ufaksınız peki daha. Ya biz de oğlunuz canım ha, tamam. Ya. Biz de oğlunuz ya. Kim seyreder sensin benim umurumda diye ama.
Bunlar yaşlıyorsa da tabii ki biraz da zorlanırım konuşurken. Ama şimdi ellerin çok soğuk. Ama gittim ya ıslak edili o yengeye. Sen nereye gittin az önce şeyde? Ben seni gelirken gördüm. Nereden geliyordun sen? Şey gittim Eltimun oraya. Sabah beri rüzgar esti esti. Kimse açmadı kapısını. Abi rüzgara nasıl gittin oraya? Ne yapayım? Meşgul giderim. Ne yaptın orada? Baktım ne yapayım? İşte kapıyı kilitli vurdum oraya. Sobodunu kedirdim dışarıdan. Sobasını yaktım. Ayakları yürüyemeyi. Var oğlu kelini. Maçkada oturuyorlar. He. Ben öyle işte isterim oğlum. Yardımlaşayım. Tuşenlere gideyim. Bir faydam olsun. O yaşlı insanlar olmasa da pizda tüva pirden alamazdık oğlum. Aynen. Anlatabildim mi? İşte. Ne güzel. Öyle yaşlı insanlara gidersin bir su verirsin, bir sobasını yakarsın, bir halini haderini sorarsın, bir tüva alır gelirsin. Değil mi? Artık yolun yarısından fazlası gitti. Ne kaldı burada? Yaş kaç senin? Aşağı yukarı 66 yaşında. Daha gençsin, dur bakalım. Yok oğlum. Daha gençsin, dur bakalım ya. Pişe kalmadı. Amcana da değirim. İnşallah pişe demeyirim. Amcana da değirim. Yani biz şöyle bir durduk. Yaşadığımız fazlalık. Öyle de. Benim en ufak uşağım. Oğlum. Ya Allah uzun ömürlü. Amin hepimize. Benim en ufak uşağım 27-28 yaşındadır oğlum. En ufağım maşallah. En ufağım. Ama bekardır işte. O kurdum, o kurdum. Evlenme, abla bekar. O evlenmek de istemiyor şimdi. Erol bekar Erol. Bizim Erol. Evlendirmek istiyoruz onu aslında bir... Ha işte öyle. Bayan ben de dedim ona ki oğlum evlen penelmeden. Ha diyeceksin ki ana sen bana ne yapacaksın? Ben sana ne diyeceğim bak şimdi. Gel sevaba gidelim biz. Buyur bakalım. Şu Erol'la uğraşalım. Ha nasıl uğraşalım onunla? Habra bir kız bul. Sen bulursun. Bana bak oğlum Habra'la da kız olsa benim uşağıma bulurum. Ben sana bir şey diyeyim ha bunu biraz geri tut oğlum. Ha söyle. Şimdi pen ergesi peynmem. Pen 100 tane kız göstereceksin. Bak bir tanesini ya peynirim ya peynmem oğlum. Niye? Peynmeyirim işte şimdiki kızları. Benim 5 tane kızım var. Yüzünü mü beğenmezsin? Ya işini yüzünü güzelliği bana lazım değil. İnsan olsun. İnsan ne olduğunu bilsin. He. Hani anladım. Saygı olsun, efendi olsun. İş önemli değil oğlum. Öyle. Yok mu bulamıyor musun? Bulamadım. Öyle ben eskiden gider alırdım. 200 kilo yük gelirdim. O öyle adam istemeyirim ben şimdi. Ha şurada hanım odursun, saygısını bilsin, efendi olsun, oğluma yarasın. Tamam bitti. Var mı peki? Bulamadım. Ama sen çok şey arıyorsun ha, ya. Ha işte. Pen arayırım boylamış. Çok ince detaylara takılıyorsun. O zaman nasıl bulacaksın sen? İşte o zaten penin bulduğum mi peynmez zaten oğlum. O kendi bulsun, kendi alsın. Yarın şimdi o kendisi bulacak, sen beğenmeyeceksin. Yok, ben karışmayacağım. Karışmayacağım oğlum. Çünkü emin misin? Yok, karışmayacağım. Çünkü yarın bir gün bir şey olsa diyecek, anam sebep oldu bunu bana verdi. Benim 7 tane kızım, 5 tane kızım evlendi, 2 tane oğlum evlendi. Bir kızımla bir oğlumun evlenmesine karıştım. O dediler herkes kendileri sevdi, kendileri aldı. Öyle mi? Karışmadım ama hepsine de iyi rastladı. Yani güzel, İyi, az, maşallah. Rahat. Buna bulamayacağız mı? Bakarım ama oğlum bulamam. Ben zaten bu uşağı tanımayırım. Bu ins miydi, cins miydi? Ne an derdi bilmem ki. Ya ins, cins değil de. Ya şimdi bana bak bağırıyorum. Zarar veriyorum. Tamam önemli değil. Şimdi buldum buna bir kız. Verdim ona kızı. Aldı gitti. Orada rahat etmezse diyecekler ki ha bu kadının Allah bilmem nesini versin. Yok Erol öyle demez. Der misin Erol sen? Demez oğlum mu? Mecbur diyecek ya. Bu melaike mi dur? Ya bak kız bulalım dedim. Sevincine uçuyor adam. Ya ben uçak. Ben düşkaç olmam diyor. O kız bulsa kendi de bulur oğlum. Bulur ama sebep olduğun uşak olsun, kız olsun. Çok çok efendi olması lazım. Çünkü al evlenen adam ondan rahat edecek. Kız olsun uşak olsun. Ben ayırmayırım uşağı kızı. Pis sen bize bakma. Sen nasıldın? Az bir saniye şimdi. Ha tamam. Şimdi onu da soracak. Şimdi bak. Ha. O kadar konuştun. Evet. Bu şunu beğenmem, bunu beğenmem. He. Sen nasıldın peki? Ben de benim kafama göre tabii çahillik zamanım oldu oğlum. Olmadı değil. Onların da öyle işte. Ama biz adam dinlerdik. Bize bir şey dedi mi büyüklerimiz tamam derdik. Seni istemeye geldiklerinde beğendiler mi? Ha tamam şimdi onu da anlatayım sana. Anlat bakalım. Şimdi bak. Boşuna oralara girmeye diyordun. O dedi çünkü televizyonda dinliyorum. Onu anlatacak. Şimdi beni geldi istediler uşağım. Ben bu köyden değilim.
Hangi köyden? Ben Kalyan köyü var orada. Kalyan'a. Kalyan var. Kalyan. Ha o Yesiron'dan oraya saparsın oralara. Neyse geldiler eltim lan kayınım önce geldiler. Puni tanımazdım. Puni nereden? Puni aldığım akşama kadar hiç görmüş değildim. Hiç vallahi yok billahi yok. O zaman körücü usulü evlenmek var. Evlendik geldik ya. Sonrası geldik işte. Geldik ama nasıl geldik? Onu bilmiyorum işte. Adamı tanımayasın. Geldin bir adam aldın el göğünden ya, geldin ha buraya. Tamam da nasıl tanımıyor? Şimdi bak bunlar görücü usulü mü aldılar seni? Evet. Bu da beni tanımazdı. Ben de onu tanımazdım. Ama geldik muameleye Maçka'ya. Maçka'yı biliyorsun. Bir atkım var şimdi sak bak. Ulan çok madrak dinler ya. Anlat. Atkı var idi eskiden de benim kardeşimle babam kedidi muamele yapmaya. O atkı beni öyle bir kapatmış ki pi gözüm körünü, poyla sarılmış. Bunun kapalı. Yo tabii her şey kapalı, her şey. Pi gözüm açık. Dedim bu adamı köreceğim bakayım nasıl bir adamdır. Ben buna veriyle beni buraya muameleye geldik. 3 ay sonra da evlendik. Neyse gittik o zaman işte doktorlar muayene ederdiler. Gittik doktora, kardeşim getirdi beni doktorun olduğu yere. Doktor dedi ki kardeşime, evlenecek olan sen misin dedi. Dedi ki yok, ben kardeşim dedi. Dedi sen çık da evlenecek olan uşak gelsin. Dedim bu buradan içeri gireyken ben bakacağım buna, nasıl bir şey dur. Taktın kafaya. Hah, orada gördüm işte oğlum. Daha da evleninceye kadar da daha gördüm. Beğendi ya. Peki ha, o zaman sen beğendin onu. Beğendim desem sana yalan terim. Çünkü ben yalan konuşamam ömrü hayatımda. Konuşamam yalan. Yok. Çünkü tanımadığın hiçbir adamın nasıl beğendin orada bir dakika, beş dakika görmeyi lan. Şimdi ben sana değil mi ki beğendim inanıyor musun bana? Yok gittim eve bastım bağırdım anama. Almam etmem. Gitmem. Biz ne diyorsun? Tabii ya. Almam etmem gitmem ama bizimki sökmedi. Babam dedi ki gidecek ben beğendim. Kız sen ne dersin? Ya. Az abla yanıma yanaş. Yanaşsam daha iyi. Az anına gel bakayım. Allah bu da. Abi sen abla yanıma yanaş. Yanaşayım ya. Emice abla gel bakayım. Şimdi ona sor nasıl gel, tanıştık abla, nasıl aldık. Sen abla gel bakayım. Şimdi oldu böyle geldim. Emice ne der anam? Doğru. Doğru. Gördüm beğenmedim diye anama ama gittim çıkıştım diyor. Ben beğendim. Sen beğendin beğenmesine de ben diye yalan konuşmama gerek yok. Ben beğenmedim diye. O zaman ben öyleydi. Ben babası beğendi yeter. Bitti. O zaman derdi bir yer ne derse o olurdu. Sen şimdi gözün arasıyla baktın. Beğenmedin. Annene gittin çıkıştın annene. Tamam. Dedim ama baba kızdı. Hiçbir işe yaramadı. Yok. Durur madede bir balta adarım onu. Bu kadar geldi. Geleli aşağı yukarı 47-48 sene. Ne oldu peki şimdi? Hiçbir şey böyle geldi. İyi kötü. Bazı iyi oldu bazı kötü. Hiç atmadım böyle bık 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 atmadım. Atsın atmasın nereye yarar oğlum şimdiki gibi midir? Adamlar görüşecek, konuşacak, nişan yapacak, beğenmese ayrılacak. Hiç mi sevmedin ya? Ondan sonrasını bıraksın. Ondan sonrasını karıştırma. şimdi doğru değilim. Ondan sonra sevmesen bile o çocukları bir ak iki demezdiler. Eskiden öyleydi. Canım. Anladın mı sen oğlum? Anladım ben seni. Ha. Sevduk sevmedik odurduk durduk. Emice. 8 tane uşağımız oldu. Maşallah. 8 tane ya. Maşallah. Emice sen ne diyeceksin şimdi? Ben ne diyeyim bir şey diyeceğim şey yok. Ben alacağımı aldım diyorsun. Bitti. Evlendim. Evet. Benim eşim oldu, çocuklarımız oldu. Allah'a şükür bugüne kadar geldik. Kadar geldik. Sevgili seyirciler, bugün hep birlikte Livera Köyü'nü ziyaret ettik. Evet, ağaçlar devrildi, sizler de şahit oldunuz. Çatılar uçtu vesaire. Zaten hala tamirlerine devam ediyorlar.
Bizler bugün programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hay hay demani komoy oy. Bir şey demeyi mi sunan imani oy oy. Hay hay demani.